Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Alkışlamanız lazım ama. Bizim de mi alkışlamanız lazım? Evet. Bu bir kural. Şimdi King kamerayı söyle, ona bakalım ne kadar baktığımız King yer belli olmasa da. Tamam. Şu King kamera. O kameradayım. Bugün yanımda Ege ve Reçkol var ve de Kuti var ama Kuti çok hasta. Üzüldüm şu an bu duruma. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yurt dışı abur cuburlarını deneyeceğiz. 10 üzerinden puan vereceğiz ve fiyatlarını tahmin edeceğiz. Anladınız tamam. mı? Çok anladım. Tam benlik bir içerik, yemin ederim. Abur cubur yeme içeriği. Sırayla yaparken öğrenirim. Sırayla yaparken öğrenirim. Hep öyle öğrenirim. Üzülmedim ki. Evet, nasılsınız? İlk olarak bir konuşalım. Ege, nasılsın? Yani yıkılmadık ama ayakta da değiliz son zamanlarda. Ama düzeleceğiz, sıkıntı yok. Düzeleceğiz inşallah be. Ne zaman baba, mezara girince mi? Saçların yakışmış, yeni imajını beğendim. Saçlarım daha adam oldu. Erkek ya bu. Alfa, beta, sigma. Erkeğin özü bu. Ege Tekinoğlu diyorum ben ona. Ben artık Kuzey Ege Tekinoğlu oldum, evet. Kuzey Tekinoğlu değil, Ege herkes Tekinoğlu. Herkes de derim. Lan caz yapma. Belanı ha. Süper. Teşekkür ederim. Rica ederim. Reçkol seni nasıl biliyor? Biz zaten beraber yaşıyoruz hep aynı. Süper o zaman. Albüm sürecindeyiz ikimiz de albüm. Oy, albüm ne zaman çıkıyor? Belli mi? İşte 3 yılda çıkartmaya çalışıyoruz. Çıkacak inşallah 2-3 aya. Bu sene çıkacak diyoruz o zaman. Bu sene çıkar. Yaza çıktı. Yaz bitmeden çıkar. Son 5 ay önce 3 ay sonra demişti. Kanka şunları katma. Tamam dedim adam. Allah Allah. Çoktan sözünde duran bir insan olabilirim ama. Albümü tamam. Bitirmem gerektiğini farkındayım. Albüm çıksa da dinlesek şarkı yok dinleyecek. Her gün söylüyorum. Şarkı yok. Neyse. O zaman ilk abur cuburlara geçelim mi? Gelsin. Bu hareketi ben yapmayayım. Tamam bana bu hareket yaptığında kız. Çok bu hareket. Ege bunu yapma. Tamam. Ege bunu ama yapma. Ama yaptığımda kız. Yapma. Tamam. Bunlar. Bunlar ne ya? Şöyle kameraya göstereyim. Kanka böyle bir şeyler geldi. Bakayım. Bakayım. Tepki versene. Yani standart bir abur cubur. Bana vanilyalı denk geldi. Hepsi farklı mı? İşleri farklı mı? Sende çikolata çıktı. Evet bana çikolata bir çıktı. Bir tanesi vanilyalı, biri kakaolu. Bana da vanilya denk geldi. Değişir mi bir ısırık? Ben onu yemek demiyorum. Sanki içinde marshmallow varmış gibi bu. Vanilyadan çok. Aynı gibi aslında tatları da. Bilmiyorum. Tam bir abur cubur. Evet harbiden. Dümdüz bir abur cubur. Buna da puanım 5 benim. 5 mi? Aynı şekilde 5. Buna benim de puanım 5. Bunu da satın alıp tam bir 5 abur cubur yani. 5. 5. Ben yine düşük vereceğim ama ben 4 veriyorum. Ben beğenmiyorum ya. Sen abur cubur yiyor mu günlük hayatında? Yiyorum normalde ama beğenmiyorum şu an. Yani Türkiye abur cuburlarını tercih ederim, anladın mı? Bunlar fiyat tahmin. İlk ben mi tahmin ediyorum ya? Evet, hadi bakalım. İlk sen et bakalım. Edeyim bakalım. Bana yakın tahmin etmeyin. Nasıl yani? Benim söylediğimin bir üstünü ya da bir altını. Tamam öyle yapmanız gerekiyor abi, zaten. Doğru dur pardon. Ben buna tanesine 12,5 TL demek istiyorum. Çok mu düştüm? Bu düşük söyledim. Niye öyle tepki verdin? Ben 27 TL diyorum. Arkadaşlar kek yediniz sadece. Bence bu var ya 3 lira falan. 3 lira mı? Ha. Kaç para? 6,5 mu? Reçkol mü yaklaştı? Ben zaten normal kekler de 5 lira 6 lira. O zaman bunun yurt dışı olmasından anlamı var. Harbiden. Daha pahalı olması gerekmiyor mu? Normal kekler neyse Türkiye'de mi üretiliyor Ege? Oha mantıklı. Tahminin evet Ülker Mülker. Değil mi kanka? Nerede Dr. Pepper geldi lan. Dr. Pepper'ı biliriz hakimiz. İstersen onu alabilirsin. Valla hepsi güzel bunların. Güzel mi? Fiyatını biliyor musunuz? Yani önce göstereceğiz. Kolayla aşağı yukarı aynı kolanın şöyle fiyatını hatırlamıyorum ama. Göster Reçkol. Ay karıştı. Kuralları bozmaya başladım bak ya. Şey. O direkt güzel zaten ya. Bu benim için kötü bir şey. Sadece bu kötü, çevrili olduğu için. Neden şimdi söylüyorsun ki? Niye söylemeyeyim ki? Biliyorum hepsini. İçtikten sonra söyledin. Çok kötü bu arada gerçekten. İçmeden önce uyarmam mı lazımdı? Evet. Sana? Hadi be. Kötü madem niye söylemiyorsun? Kanka onu benim deneyeceğim. Benim için sekti kanka. Direkt yazmaya geçelim. Bu daha güzel. Ey kanka bunun tadı mı var bunda? Benziyor mu? Aynı gibi. Değil. Aynı markalar da. Çok kötü. Bu o kadar Sprite çakması geldi ki. Sprite kimin? Versene bizim o zaman ağzımın tadını gelsin yerine kanka. Bunlar çok da cacık. Bu arada kola çakması zaten kanka. Aşırı kötü. Bundan bu güzelmiş işte. Tek tatma. Güzel olanı bu. Bakayım Ege. Merak ettim. Sprite'ın sanki 2-2 Sprite gibi bir şey demek istedim anladın bunlar mı? Benim tadımda da en kötü Sprite meşrubatlar Sprite diyebilirim. En puanım bunlara 1. Aşırı kötü. Buna da 2,5. Kanka hepsine toplu puan. Puan ver. Farklar nasıl aynı puanı verebiliriz ya? Tamam öyle yap Ege. Öyle yapayım o zaman. Öyle tamam, yap hadi. Bir. Sıfır bu sıfır eksi. Bu ya ne çok kötü. Çok, çok kötüymüş harbiden. Çok kötü. İlk ben söyleyeyim mi fiyat tahminini? Söyle. 17 TL. 10'ar lira bence. 10. Ya ben şimdi ne desem birinden kopya çekmiş gibi olacak. Sonuncu kalmak çok kötü bir şeymiş. Ben tahmin ediyorum fiyatını. Ben bir tanesini 13 TL demek istiyorum. 13. 17. Ben 10 dedim. Aga ben bir tanesi 40 TL. Aa!
Ben kazandım bu sefer lan. Tamam. 40 mı? Kanka ben bunu çok seveceğimi düşündüm lan şu an. Yoğurtlu salata sanırım bu. Gösterebilir miyim? Frambuaz var mı yok mu? Rengi çok frambuaza benziyor. Ama çilek var üstünde bir sürü. Keşke frambuaz olsa. Deneyelim hadi. Evet. Çok küçük bir şey. Bunu kötü olma ihtimali yok bence. Aynen. Alman malı mı? Bilmiyorum ki. Evet. Almanca yazıyor. Ben bunu yerim. Al ye kanka. Güzel değil bu arada. Bence iyi. Meyveli çikolataları sevmiyorum ya. Çikolata ben de çikolatalı. Sevmem ama. Sevmem diyor. Ege sevmiyor asla meyveli çikolata. Benim totemim ben 50 TL diyorum buna. 50 diyorum. Çünkü çoklu çıktı içinden. Bir Kinder bile 30 liraysa şimdi Türkiye'de. Şimdi bu Kinder'in paketi ne kadar? Piyasasına hakim olan var mı? Kanka hiçbir piyasaya hakim değil. Falan var yıllardır kanka onlar. Hiçbir piyasaya hakim 27-28 lira falan. 27-28 lira mı? Tamam o zaman ben de buna... Bence bu ondan ucuzdur o zaman. 30... Hayır bu ondan pahalıdır kanka. Kinder'den pahalı mıdır bu? Tabii canım. O zaman sen pahalı ben ucuz diyeyim. Ben 25 diyeyim o zaman. Ben de o zaman buna 40-45 lira diyorum. Sen 25 dedin. 25 dedim. Ben 50 dedim. 45 dedi. Fiyatını öğrenebilir miyiz? 75. Ben bildiğim. Kanka çağırdı kanalımızı yenip duruyor biz böyle bir şey olamaz. Kanka bu arada zaten bak. Zaten bakmış önceden ben. Hayır öyle bir şey yok. Bir şey bakmadım yalandan bu arada bak. Yalandan yakın söylüyor. Yalan söylüyor. Şeyi bile kamera açılınca öğrendik. Tamamen bizi kandırmak üzerine kurulmuş tabii ki de zaten. Yalan söyleme ya. Dur bir dakika dur. Bence bu güzel olacak gibi geldi. Keşfetteki şeylere benzer. Keşfetteki şeyler genelde iyi olur. Keşfetteki şeyler dediğim gibi sen anladın galiba da. Ne yapacağım ben şimdi? Oğlum kullanma kılavuzu. Kanka bunlardan açıyorum. Kanka tahminen yiteceğim bir yerimden. Ama yok. Ha şurada bir delik var. Kanka çok değişik bir şey gibi duruyor şu an. Kime sıkayım? Kanka bu jelibonların üstüne sıkıyorsun bunu sanırsam. İkisini komboluyoruz. Çok sıkma dikkat et. Tamam yeter. Oo, mi? Yeter. Aa çok iyiymiş lan. Aa, fake tepkiler verme lan. Fake tepki vermiyorum ki. Bak şimdi Ege'nin abi. Kanka dur ey. Ne yaptın çocuğa? Ya bu gerçek tepkidir. Bu da işte be kanka. Hayır reçkal! Şimdi tadını çok merak ettim. O biraz kötü kanka. Jelibon daha iyi sadece. Oha bu sos kötü. Yorumsuz. Şimdi. Hop. Puanlama. Ya hiçbir şey yapmadım sana buna. Tarda mı? Baksana kanka nasıl ilginizi çektiyse. Kanka ben buna 10 veriyorum. 10 veriyorsun ha. Ben buna da 7 veriyorum ya. Bu direkt tam 10 bence. 7 verdim. 7 mi? Kanka eğleniyorsun falan yerken. Yani kolalı jelibonu daha çok tercih ederim onu alırım ben. Ben şimdi öyle bir puan vereceğim ki. E tabi. Bunun içinde kalemi var ne bileyim. İstersen üstüne sık istersen. Yalnız kalem fiyatı da etkiler. Kalem fiyatı da etkiler. Orada da bir düşünüyorum. Ben bunun fiyatını üçüncü söylüyorum sonum. Tövbez geçmez. Adına ne diyorsun sen Feride? Ben beğenmedim. Okey. Kaç puan? Görünüş olarak benim dikkatimi çekip alabileceğim bir şey. Yani 6 veriyorum. Paketi bomba bu arada. En sevdiğim renklerden oluşuyor. Benim için tamamen 10 bir ürün. Başta biraz şüpheliydim. Sonra benim için değişti. Fiyat tahmin edelim. Fiyat olarak ben 3 euro diyorum. 3 euro. 10 bin yen diyorum yaklaşık ben. Olarak 65 liraya falan tekabül ediyor sanırım. Tekabül. 65 lira falan. Sen? Hadi 3,5 euro olsa... Ben 70, sonuncuyum dedim ya. 80 olur. Ama 2,5 tane tahminde bulunmak saçma oluyor ya. Kanka değiştiriyorum 70. 90. Çok uyuştum. 89 TL. Kanka 3 eurodan tabii ki ucuz. Aşağı söylesene. 89 TL diyorum. Ya aşağı söyle aşağı. Tamam 91 TL. Lan aşağı söyle. Allah Allah. Ya arkadan benimle çok oyun oynuyorlar şu an. Ben kendi tahminimi söylüyorum o zaman. Benim tahminim de 75 lira. 75, 80, 90. Kanka! Kanka! Ne oluyor lan? Bu video kurgu mu? Bilader. Kanka bir şey diyeceğim. Ne bunu niye kaç göz yapıyorsunuz o zaman? Bu çuğu bulayım diye mi yapıyorsunuz? Oh ben yendim. Böyle bir şey olamaz ya. Tamam ya. Tam böyle 2 Kutay sen de gitsene şuraya kanka bana bir şey hareketler yap ya. Ege benimle konuşmuyorken. Efendim dostum. Yok. Tamam gel barışalım. Yok. Barışalım hadi gel. Sen de yan yana oturmayınca anlaşamıyorum. Hadi gel barışalım. Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada bu tahminen berbat bir şey ya. Ne o? Kesinlikle vegan da yazıyordur bunda şimdi bakayım bir kanka. Allah diyorum. Diğer ürünün fiyatı neydi? Diğer ürünün fiyatını öğrendik mi biz? Ha 89,5 lira. 89,5 lira ya. Yani ürünü şöyle göstereyim. Kırmızı bitir. Bardağı koymuş mu? Sanırım elmalı ve kokonatlı bir içecek bu. Evet reçkol. Elmada mı? Hatta içinde şeyler var. Palplar var. Kokonat Hindistan cevizi oluyor. Reçkol. Ya. Kötü olduğu yani bir barizler. Al ege. Ben içmem o zaman. Sıra sende. Soldan sağa doğru. Ama ben kokonat sevmediğim için de olabilir. Çok kötü kokuyor be. Hiç mi ya? Bir bakayım. Kanka hiç benim tükürebileceğim bir yer de yok. Tamam abi buna tükürürsün bardağa. Koklamaymış ben bunu. Görev icabı yapalım yani. Ege sen bunu beğenirsin. Biraz seni tanıyorsan beğenirsin. Güzel deyip içmeye devam etsin. Bu ne biliyor? Baksanıza içmeye devam etti.
Sen onu biraz daha içeceksin hatta. Hoşuna gitti. Bir daha içme artık. Daha da içmem de. Bu Japonya'daki içecekler gibi kanka. Yani. Benziyor. Evet. Kötü. 4 demiştim mi Ali? Harbiden 4. Ağzımın tadı bozuldu lan. 0, 0, 0. Ben buna 4 veririm. 1. Aa, fiyat tahmin etmedik ki. Fiyat tahmin edelim. 4 veriyorum. Ay 4 veriyorum dedim. Tamam, dur. 4 lira dedi. 4 bu 4 lira dedi. Dedi. Hayır, hayır, hayır. 4 lira dedi. Hayır, öyle değil. Evet, 4 lira dedi. 4 lira dedi. Öyle demedim. Sen kaç para dedin? Kanka, hayır. Bir dakika ya. Ege. Hey, sen 4 lira dedin. Bir dakika. Ona demedim. De 28 TL diyorum. 4 lira 28 TL seni tahmin ediyorum. 19.90. 19.90. Oha artık ya, ben böyle bir şey görmedim. Ben puan olarak evet, verdim 4... yanlışlıkla. Kanka. Puan 1 verdim. Puan hem de 4 lira dedin. Peki bunun fiyatı nedir, öğrenebilir miyim? 70 TL 99 kuruş. Bu bayağı pahalıymış lan. Diğer ürün. Atma şöyle ya. Böyle bir çikolata. Yine mi kokonatlı? Naneli. Naneli mi? Kıvılır mıyım? Bir de bitter sanırsam. Koka yazıyor. O çikolata anlamında. Bir şey diyeyim mi? Bu çok kötü bir ürün. Bence de kesin çok kötü geldi. Açıyorum bana. Ve kimsenin memnun kalmayacağını şimdiden eminim. Yedim bir veriyorum. Yani. Benim bu ürünü çok seveceğini düşündüğüm birisi var bu arada. Kutay bu ürünü kesin çok sever. Bayılır bayılır. Gel bir gel. Kutuyu rahat bırak. Hasta kutuyu. Şuradan bir parça al bakalım. Çok fazla şuradaki iki ya. Parçanın birini bana kır, birini ben aldım. Harbi nane kokuyor. Deniyorum da yani berbat olduğunu emin olarak deniyorum. Yemin ederim çok kötü. Çikolatayı içlerini fırçalamışsın gibi bir tat kanka. Olabildiğince çiğnemeden gitmeye çalıştım. Yine sıfırı çaktım günün yani. Günün kaybedeni ama. Diyebilirim bunun için. Günün kaybedeni değil de. Lan siz niye hiçbir ısırmışsınız? Ben hepsini güm diyeyim. Kardeşim baksaydım birazcık. Yine kandırıldım ya. Ben sürekli kandırılıyorum arkadaşlar. Tadına çok baktık saf, sadece. Saf kalpliyim, anlamadım. Benim buna puanım 1. Perfect evet. Anlamında değil, sıfır kötü anlamında. Yani. Hatta sıfır, değiştiriyorum puanımı. Eksi bir. Kötü. Fiyat tahmini alalım. Fiyatı da... 25. Pat bunun menşei neresi? Bak Ege orayla göz kontağı durma. Ege hile yapıyor. Hayır, hiçbir şey yapmadım kanka, ya. Kanka bu yine Almanya, bu yine euro bazlı tahmin edersek, 1,5 euro desek, 21 çarpı 1,5. 45 lira. 30 lira diyorum. 65 TL. Oha. Oha. Diğer ürün. Diğer ürün gelsin. Mekanizma bozuldu bizim. Mekanizma. Aa, ben bunu biliyorum. Bu güzel direkt. Sana gelmiyor. Sana çıkmıyor. Orada bir tane mor var da onu alacağım. Alabilirsiniz. Aa, burada tatları var. Ekşi vişne. Ege, bu neyin içine katılıyor biliyor musun? Neyi? Biliyorum. Heh, senin tamam, yediğin bildim. Ekşi mandalina. Biraz üzüm içine falan katarsan bayağı iyi oluyor bu. Bana kusurlu geldi kanka ya. Ne yedin sen? Bakmadım ki. Mor olan çok güzel. Bayağı YouTube takip ediyorsun Ege. Yani bakınıyorduk az çok. İlk başta güzel ama sonradan kötüleşiyor tadı. Benim abi. Ağzım mı bozuldu ya? Ay gittikçe ekşileşiyor bu. Ben ananaslıyım. Ama kanka diğer jelibonlardan yenirsem... iyi bence bu ya. Diğer jelibona kaç puan verdiğimi unuttum. Ondan bir puan fazla vermek istedim. 10 mu verdim? 11. 10 üzerinden veriyorsun ya reçkol. Ama bir puan fazla vermek istedim. O zaman tamam, 9'a düşür. Böyle bir hakkımız var mı? Kanka istedim. Böyle şey yapabiliyor muyuz? Yapabiliriz evet. Ben buna 8 veriyorum. Ben de 8 veriyorum buna. Bence diğer jelibonlardan baya baya iyi. Fiyat tahmini. İlk reçkol tahminesi. Bunun menşei neresiydi? Yine Almanya mı bu? 1 euro falandır. Bu 15-20 lira. 15 diyorum ben. Ben de 22 15. diyorum. Ben buna 2 euro desem. 2 euro fazla dedin kanka. Çok euro fazla desem. Dedim. 1 euro max. 30 TL diyorum ben buna. 14 TL. Max 1 euro diyorum sana bu oğlum. Deminden beri bunu kesiyorum arkada zaten. Bu ne lan, kurt gibi. 2 tane var burada. Tamam, ikisinden birer kaşık alacağız işte. Bu da farklı, bu da farklı. Çok iyi, bunun kokusu da çok iyi. Ben de koklayacağım, dur dökme. Hadi hadi. Olsun ya. Hadi kanka artık yiyin. Kanka çok kötü gözüküyor. Kurt yiyormuş gibi hissediyorum. Çok da kötü gözükmüyor ya. Kanka bu hiç güzel değil. Evet. Bu da hiç güzel değil. Hiç güzel değilse denemek istemiyorum ya. Bu neyse, vegan falan mı yine bu ya? Baksana. %100 öyle. Şey yapabilirsin mesela, vegan yoğurtlar var. Onu sakın yeme bunu sen. Bu daha iyi. Yeme bence. Kanka bak, yemin ederim vegan ve gluten free yazıyor. Yok mu ya glutenli bir şeyler? Tatmak istemiyorum. Lazım. Beklentimi hiç karşılamadı, üzüldüm. 2 veriyorum ben buna, 2. Diye üzüldüm yani. Çok çok ümitliydim bundan. Süt için bari. Süt de tatmin etmedi. 1. Üzüldüğüm için 0 veriyorum ya. Süt 35 lira diyorum ben. Dümdüz 2 euro. Yani 65-70 lira diyorum. 70 lira diyorum süte. 50 lira diyorum. Süt 65 lira. Sen bunu biliyorsun. Bilmiyorum kanka da yani. Bunlar aynı para değil mi? Sütü reçkol mü bildin? Bunlar da evet. 50 cent desek çarpı 25, 12,5 lira. 30 lira. Az dedin sen bunu. Ege. 30. Kanka 1 euroya kadar çıkabilirsin 35 bence. 35 lira. Fazla oha Ege. Bak siz lan, bu kaç göz yapıyorsunuz siz yiyorum. Var ya. Lan kopya varsa söyleyin, ben de çekeyim. Gözlük var diye göremiyor muyum? Evet, böyle yapacağım diyecek, ben de siz anlamayacaksınız ha. Oğlum bir ara 89-90 bir olayları falan oldu yani. Bence kopya var burada. Bak Ege yenip duruyorsun. Bana da kopya verin. 2 adet çikolata. Paketleri gayet tatlıymış. Bu orijinal. Arkadaşlar bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz adamsınız. Ama buraya kadar izlediyseniz de abone değilseniz hiç adam falan değilsiniz. Ayıp. Hemen abone olup king olun.
büyük. Bir şey söyleyeceğim. Aa, Nestle bu. Kanki. Nestle. Evet, bu Nestle. Eskişehir'de üretiliyor bu. Ne? Bu dümdüz sütlü çikolata mı? Evet, bu dümdüz sütlü. O zaman ben bundan bir başlayayım. Reçkol'ün ayak. Ya bu vegan falan değilse iyidir. Çok veganlara sallamış gibi oldum arkadaşlar ama sallamıyorum size aslında. İstiyorsanız yemeyin ama şöyle bir şey var. 5 milyon yıldır yiyorsak vücudumuzun bazı şeylere ihtiyacı var. Evrimsel olarak baktığımız zaman hala yemeliyiz. Bu çok iyi. Üzümlüsü bile çok iyi kanka. Meyveli çikolata var. Evet. Sarmaz ama üzümlüsü bile bomba. Bak bunda gluten de var. Demek istediğim yağ da yerim. Yağ da var. Şeker güzel de var. Ama tansiyonum uçacak olması birazdan. Olması gerektiği gibi yani. O kadar değil mi o zaman? Buyur. Ben üzümden tatmayacağım diyeceğim. Bayağı iyi, biraz iyi. Ya. Üzüm sevmiyorum direkt o yüzden. Güzel bu. Ama bu da güzel. Kötü değil. Beğendim. Senin puan kaç? Ben 10 veriyorum puan. Puan ama bak fiyat değil. Üzerime gelmeyin sonra. Ben de onu çaktım ya. Bu olması gerektiği gibi. Ben de 10 vereyim ya. 9 ayıp oldu harbiden. Bugün böyle... Kazanan çikolata. Hatır hatır yediğimiz... Hepimizin 10 verdiği bu mu oldu sadece? Aynen. Evet. Fiyat tahmini. Bunun ikisi de aynı fiyat mı? 80 cent falandır. Ben yine oradan bir hesaplamaları gideyim, dur bir dakika. Ya. 22 lira diyorum. Bak abla, Ege. Arkanızda döner misiniz hesaplamam acaba? Düşünüyorum şu an. Hadi in ya. 18 TL. 20 TL diyorum. İyiymiş, alınıp da yiyelim. Ben mi aldım? Şu ana kadar gelen şeylerden sadece evime alıp yiyeceğim şey bu. Bu iyiymiş abi. Şey de iyiydi üstelik, jelibon sıktığınızı da iyiydi. Onu evet, sonunda jelibon daha iyi harbiden. Hep almam yani ama bunu... Kanka lütfen. Yağ falan da bayağı iyiymiş, bayağı yağlı. Son ürünümüz geliyor. Oley. Ben kalktım. Bloklayacaktım bu arada da. Nimet gibi bloklamadım. Evet kanka, adam. Ya bir şey diyeceğim, bu yurt dışı ürünlerinde çok fazla vegan ve gluten free ürünler var arkadaşlar. Kanka bu nasıl açılıyor Ege? Kanka bak bir sürü şeyler var burada. Tahminen buradaki ibareleri takip edersek. Peki biz bu aralar biraz fazla Lego yaptığımız için sanırım. Kolaylıkla açılabilen bir ürünmüş aslında. Bunu yırtabiliyor muyuz? Yani yırtarsan ama geri kapanmaz kanka. Kanka çakıl var full bunun. Allah dur. Besin değerlerini de görsün seyirciler kanka. Ben oradan şöyle... dökeceksin. Oha çakıl taşı gibi. Bunu böyle bir dondurmanın üstüne olsun. Kanka çok aldım galiba. Kanka ne yapıyorsun ya? Direkt onu kanka yok ben direkt alacağım. Ben de bunu yemeyeceğim. McDonald's'ın üstüne dökülüyor ya. Yarısını yedim yarısını. McDonald's'taki dondurmaların üstündeki şeyler gibi. Haa ziyan edeceğim. Sussana bak o yaptı düşürdü. Ama biraz ekşi lan bu. Bunun güzel bir dandikliği var böyle ya. Berbat. Hayır, ben bunun içinde çikolata var zannettim. Çünkü tam olarak şöyle diyor. Arkadaşlar bir bakın. Türkiye'de satılan. Dondurmaların falan üstünde oluyor ya hani ya. Bazı yemek yerlerinde satılan dondurmaların üstünde oluyor ya. Tam onlara benziyor ama tadı asla öyle değil. Ekşi artı dandik şeker tadı var hayvan gibi. Kötü. Harbi dandik şeker yine tadı var. Yine beni üzdü ya, ben niye üzülüyorum kanka? Kutay yer misin? Hayır kanka, hepsini al ne olur. Dökebilirsin buraya geri. Karbon döngüsüne. Ben bunu beğenmedim. 1. Yarar oldu. Puanım 1. 3 puan veriyorum. 3,5. Ben de üzüldüğüm için 1 verdim bu arada. Başta çok hevesliydim çünkü. Ege sen ne yapıyorsun? Tüm şekerlerini bana verdi. Elim şeker dolu. Kanka bir an çok fazla aldığımı fark ettim. Onun eline döktüm. Ne yapıyorsun diye. Ne yapayım kanka, iyi yapıyorum bugün. O zaman fiyat tahminimizi alalım. Menşei ne aga? Ne yazıyor, 70 centmiş. Şakalar. Nasıl ya diyecektim. Neresi yine? Almanya mı? Ya ben buna 45 TL diyorum. Kanka Chicago diyor. Kanka içinde kaç gramajı ne bunun? Bu sefer euro değil dolar tahmini yapacağız kanka bir dakika. Bir dakika. Ama içi sağlam dolu kanka onu bir... 55 lira diyorum ben. 45 dedim de gerginim. Lira da demeyeyim ya, bu da 60 lira veren. Çok yakın oluyoruz ya. 45-55. 65. Niye 45? 65 dedim ben de. 45-55-65. Ne bileyim hani böyle... Söyleyeyim mi? Güzel duruyor ya. 100. Wow. Kargo malları biraz pahalıymış moruk. 100 mü? Yok hadi kanka. Almanya piyasasını çözdük gramajına, de. Bunun gramajına bak, hiç full dolu, full. Boşluk yok diyorsun yani. İyi tahmine geliyorum. Puan hesaplaması yapıldı mı? Ege mi kazandı yani? Puan hesaplaması tahminen videoda yapıldı. 35 dedim ben. Tahminen videoda kazananı göreceğiz. Sen ne olabilirsin? Sen? Sırayla kazanan videosu falan çekeceğiz tahminen birazdan kanka. Aha, hangimiz kazandıysak da sonra o koyulacak. Videonun sonuna geldik. Bir önceki çikolata yağını nerede seçiyorsun? Vardı kanka. Kanalıma geldiğiniz için ikinize de çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Instagram hesaplarımız bu arada aşağıda. Bizi Instagram'dan takip etmiyorsanız takip etmeyi unutmayın. Feride'nin kanalı bal, abone olmayan mal. Ben gidiyorum. Link yorum. Videoma geldiğiniz için teşekkür ederim size tekrardan. Biz teşekkür ederiz. Görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok çok seviyorum. Öptüm, bye.